sandalyesini geriye çekmesin. Yani 24 saniye saatine çıkabilir mi acaba? Yok artık o kadar değil de. Fayan henüz 9'a dokunduğunu biliyorum ben bir belgesel. Jüriyi de geçti James White. Sahanın diğer ucuna kadar geldi. Jürinin üstünden mi atlayacak? Yok artık. Jüri bu şartlar altında bir daha durumu gözden geçirecek herhalde. Ha, faul çizgisinden uçabilir mi diye düşünüyorum. Valla biraz bence şova baktı. Bu kadar gerilecek şey yok. Hani Camar Yumuğu gibi de olmasın. James White. Faul çizgisinden sıçradı James White. Yani bu puanlar bile yetmez ona. Hatta Necat Güler 19 gösteriyor. İnanılmaz. Hem uzun hem yüksek atlama rekorunu bir arada kırdı. Havadan bir karaltı geçti ama. Ve daha da yani mesafe var. Biraz daha geriden çıksa da sımacayacak hali. İnanılır gibi değil. Ya çemberin de üstüne çıkmış. O Camar Yumuğ'un çok övülen smacından daha iyisini yaptı. Repertuarda ne var cepte karıştırıp karıştırıp çıkartmak aynen zorunda kalacak. Şimdi geldi altında. O çizgiyi kontrol etti. Sanırım bir adım daha geriye çekebilir bunu. Orta sahadan. Ya, bir adım gerisi orta saha almıyor tabii ki ama faul çizgisinin bir adım gerisi. Tamam, herhalde Camar Yumuğ'un işaretli yerdi. Bakalım. Çok merak ediyorum. Bu sefer. Aynı çizgi. Çiftel bas. Çiftel bas. Herhalde yıldızlı 10 gerekiyor değil mi? Yani 11. Bir de smaçı vuruyor. Hiçbir dengesizlik yok yere indiği zaman. Gayet yumuşak bir şekilde hareket geçiriyor. Yere dikkat edin değerli izleyiciler. Tam faul çizgisi. Faul çizgisine 4.5 metre olduğunu hatırlatalım. Evet, çoğunluğu değişiklik soru sorusu ve yarış maçı sağlayabilecekler daha yüksek puan alan kazanacak Power 8 smaç yarışması. Şimdi dolayısıyla hani iki smaçın toplam puanı, yani en yüksek puanlı iki smaçın toplam puanı olacak. İşte 100-100 beraber kaldı, ekstra birer smaç yapacaklar ama yani bunda James White ne yaparsa yapsın 50 daha da değişmeyecek. 90 birer smaç daha yapacaklar. Ama bence biraz yani çok adil olmadı. Evet. James White çok net kazanmalıydı. Çok. Jüri üyeleri biraz olaya heyecan katalım derken bence bakalım şimdi biraz nereden bozdular. Çıkacak bu kez. Neler yaptı öyle? Devam. Şimdi devam etsin ki bunları. Bence de. Bir daha göremeyiz. Değilmez mi? Tekti var James White. Hani buradaki ödülü geçti, çizginin de gerisinden başlamış. NBA'deki smaçları da geride bıraktı bence. Ya şöyle söyleyeyim, demin 11 demiştin değil mi? 12 var mı 12? 12. Vallahi buna puan verilmez ya. Bu. Herhalde James White ve diğerleri demek gerekiyor. Aynen. Yani NBA smaç yarışmaları tarihinde çok unutulmaz smaçlar var. Vince Carter'ın WBC'nin çift değirmeni, Vince Carter'ın dirseği, Jason Richardson'ın smaçı var ama bu da hani smaç yarışmaları tarihine geçer. Serbest atışından çift değirmen yaptı. O üçüncü smaçı kabul ettiler. Ne gerek var? White'ın artık bir şey yapmasına gerek yok yani. Hayır, White şu anda eleme yani burada 46'nın üstünde almak zorunda. O üçüncü smaç hiç gerek olmadı halde yaptırdılar. Ondan 50 alması sadece tribüne şovmuş. Bu smaç belirleyici. Bakalım. Bunu herhalde yapamaz artık. Tuvalet çizgisinden sıçrayıp bacak arası da yaparsa zaten kapatalım gidelim. Bırakıp gidelim yani. Uzaylı sınıfına mı giriyor o zaman? Bir daha da katılması yasaklansın ayak diye. Yaptı. James White bunu da yaptı.
Valla bir daha hiçbir yarışmaya katılması yasaklansın. Şöyle söyleyeyim. Karizma Team'in trambolinle yaptığı smaçlarla yarışır. Yani onların trambolinle yaptığı trambolinsiz yap. Wow. Evet, tebrik ediyoruz. Smaç yarışmasında finali. Smaç meclisiyle belli oldu. Muhteşem bir gösteri bizlere izletti basketbolcular ama James White bütün gönülleri fethetti şüphesiz. Ben bir kere daha tekrarlıyorum. Bir daha hiçbir yarışmaya kalması kesinlikle yasaklandı. Bu kesinlikle yasaklandı. Yani katılabilir ama başlamadan ona ayrı bir ödül verilebilir. Şey, o bir efsane evet, olarak evet. Yani bir özel katılımcı olarak dışarıdan katılsın. Çünkü yarışma kavramının içinde bir yarışma, bir mücadele var. Burada bir yarışma olmuyor bu. Bu sadece onun gösterisi haline dönüşüyor. Çekil sahip oldu. Kazanarak. 10 bin dolar ödül kazandı James White. Basketbol federasyonumuz az başlıyor. İyi barışlar içinde bir daha canlılarım. Çok teşekkür ediyoruz. Yolca eksponu çok sevdalı. Falan hesaplar kalmak için evet. Yarışmayla ilgili olarak neler söyleyeceksin? I just had fun out here. Thanks for everybody coming out. Thanks for the support. And let's go Fenerbahçe. Gerçekten çok eğlenceli oldu. Biz olduğunuz için, destek için çok teşekkür ediyorum. Smaç yarışmasının şampiyonu James White oldu işte. Arka arkaya muhteşem smaçlar bize izletiyor değerli izleyiciler. Tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz ve kısa bir ara vereceğiz. Tekrar birlikte olacağız Abdi İpekçi spor salonunda. Smaçlar yaptı James White ve bölümü şampiyon olarak tamamladı. Bundan sonra bence smaç yarışmasına James White smaç yarışmasına delebilir. Yani isim babalığını yapacak kadar olağanüstü smaçlar yaptı. O kadar rahat yapıyor ki sanki hiç zorlanmıyormuş evet. Gibi. İnsanın hayalinde de canlanmıyor bu kadar zoru bu kadar çabuk basite indirmesi. Ya bu mantık sınırlarını zorlayan bir şey. İşte yabancı yıldızların koçu David Blatt anons ediyor. Hemen